Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Daha önceden de araçlarım tanıtımını yapmıştım. Gelen sorular üzerine tekrar tanıtımını yapacağım. Burada arka kameraya geç. Aracım 98 2.5 V6. Bu benim 5. oldu herhalde. 2 tane 1.6 tek kapı 2004-2005. Bir tane 2000 motor tek kapı, bir tane 2000 motor tek kapı olan 2004 modeldi, bir tane de 2007 5 kapı JLXA. Bu da 2.5 V6 98 model aracın tanıtım videosuyla yanınızdayım. Burada her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Motoru görüyorsunuz, aracımız V6. Burada 8 V8'lik bir kit kullanılmış. 3 tane enjektör, 3 tane LPG enjektörü, birer tane boşta. Her bir tanesinin bozulması durumunda onları kullanabiliriz. Akü, motor kısmını ilgilendiren sigorta kutuları burada arkadaşlar. Hava filtresi, hava sensörü, radyatör grubu. Burada ATF yağımız var. Cam suyumuz, radyatör suyumuz. Burada aracımda BRC kit var. Direksiyon, fren hidroliği burada. LPG'nin beyni. Ondan sonra burada yakıt tankımız var. Şurada da bobinlerimiz var. Zaman zaman bobin temizliği yaptığımı da söylemiştim. Bu kapağa iki tane vida tutuyor. Onlar çıkarttığınız zaman bobinler var. Bobinlerin üzerinde birer tane vida var. Onlar söktüğünüz zaman elinize çektiğiniz zaman tık diye geliyor arkadaşlar. Aracın şöyle etrafından bir gezeyim. Aracımda şu anda asfalt lastiği var. Normalde MT lastik var. Yaz mevsimi olduğu için söktüm onları. Üzerinde de Brothers Camp'in 4 kişilik çadırı var. Onu da bu şekilde açtım. Biraz önce video çekmiştim. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Brothers Camp'in açılış, kapanış videoları ve detaylı inceleme videoları var. Bagajın resmini çeker misiniz diye bana çok talep geldi. Kaydını arkadaşlar, gördüğünüz gibi bagajım burada. Boşaltmadım çünkü çok eşyam var. Şöyle göstereyim. Burada LPG tankım var. Aracımda pandizot yok. Zaten pandizot olsaydı bu şekilde kullanamazdım. Buraya MDF'den ben bir plaka kestirdim. Menteşe ile koltuğun arkasına montaj yaptım. Şu kenarlara da direk yaptırdım. Bu yine pandizot gibi yukarı aşağı kalkıyor. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü eşyalar çok yığılma oluyordu. Bir şey almam gerekirse alttan bir şey aldığım zaman yıkılıyordu. Şurada kampa dair her şeyim var. Kap, kacak, işte çatal, bıçak, baharat, ıvır zıvır. Burada kamp masam var. İçerisinde taburelerim var. Burada termosum var. Biliyorsunuz piyasada satılan bir termos. Bunun içine ben 4 tane 1,5 litrelik suyu buz tutturuyorum. Kampa giderken atıyorum içine. İşte yiyeceğimi atıyorum. 3 güne kadar beni idare ediyor arkadaşlar. Bu mevsimde bilginiz olsun. Burada elektrik grubuyla ilgili çantam var. İçerisinde işte aydınlatma nedir? Power bank. Kampta bunlar lazım oluyor. Aracımızda şarj kitleri var. Fakat bunlarla şarj ediyorum. Burada Nurgaz'ın duş çadırı var. Üst baş ve tuvalet içinde kullanıyoruz. Aracımda çeki demiri var. Daha önceki videolarda göstermiştim. Çeki demirlerini ben yapıyordum. Ama çekme karavanım vardı. Artık alıp ruhsata işlettirme ihtiyacı duyduğu için çeki demirim de var. Aracımı şöyle göstereyim. 4 cam otomatik. Şimdi aracın iç kısmına geçiyorum arkadaşlar. ...98 2.5 V6 aracım. Şöyle bir marş yapalım. Motorun da sesini duymuş olalım. Gördüğünüz gibi çalıştığı aracım kaç kilometredeymiş? 221 bin küsür
Şimdi dörtlüler yanıyor. Neden? Benim aracımda modül var arkadaşlar. Kapıları açtığımız zaman bir dakika yakın otomatikman kendi dörtlüleri yakar. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Vitesten başlıyorum. Bu araçların hepsi iki çekerdir arkadaşlar. Arkadan çekişlidir. Birkaç arkadaş sormuştu. Tabii çoğunuz biliyorsunuz, çoğunuz yeni başlıyorsunuz. Onun için söylüyorum bunları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2H, 4H, N modu var, Low modu var. Şimdi 2H'dan 4H'a geçiyoruz. Geçtik. Burada da lambamız yandı. Bu ne demek oluyor? Hızlı 4 çeker. Aracınızda seyir halindeyken 80 km hıza kadar 4 çekere geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Durmanıza asla gerek yok. Japon mühendisler bunu yaparken yapmışlar. Güzel de yapmışlar. Şimdi 4H'a aldık. Hızlı 4 çekerdeyiz değil mi? Bir de N modumuz var. Şimdi onu alıyoruz. Şimdi N modunu aldığım zaman şu mod. Araba vitese de taksanız. Gördüğünüz gibi D'ye aldım arabamı. D'de. Gördüğünüz gibi gaza basıyorum. Araç gitmiyor arkadaşlar. Niye? Çünkü tüm aktarmalar şanzıman sayesinde boşa çıktı. Bunu genelde arabayı işte çekmede veya çekici modunda veya çekici yüklerken veya bir arabayla veya bir traktörle çektirirken kullanabilirsiniz. Şimdi arabamı yeniden N modunu alıyorum. Neden N modunu aldım? Çünkü ağır moda, yani 4L moduna geçerken arabayı N'ye almanız gerekiyor. Hafif bir şekilde itekliyoruz. Yeniden 4 VD ışığını görmüş olduk. Aracımız 4 çekerde ve ağır 4 çekerde. Şimdi bu ağır 4 çeker modunu D modunda, 2 modda kullanabiliriz. Ağır çekerde unutmayın, maksimum yapabileceğiniz hız 30 km. Niye 30 km? Çünkü araç takviye modunda çalışıyor. Fazla hızlı gitmez ama çok güçlü bir şekilde hareket kabiliyetine sahip olur. Bunun da 4L, yani takviye modunun en cazip kullanılacak mod otomatik viteste L modudur arkadaşlar. Buna aldığınız zaman arazi vitesimiz ağır çeker 4L, vitesimiz de low modda çıkamayacağınız, iyi bir lastiğiniz olduğu zaman çıkamayacağınız, gidemeyeceğiniz, geçemeyeceğiniz bataklık, çamur, kar vesaire olmaz. Şimdi aracımı tekrar ağır moddan iki çekere doğru alacağım. Tekrar vitesimi N konumuna aldım. Bir tık alıyoruz. N kodunda vites gördüğünüz gibi boşa çıktı. Bir tık aldım. 4H'a geçti. 4V'de görüyorsunuz yanıyor. Şimdi bir tık daha alıyorum. Gördüğünüz gibi aracımız tekrar iki çekere geldi. Burada vites pozisyonlarını anlatmaya çalıştım. Şimdi aracımı yeniden park moduna alıyorum. Tuşlara geçiyorum arkadaşlar. Burada ATP tuşumuz var. Buna bastığınız zaman gidiyorsunuz D'de. Arabayı diyelim ki atıyorum spor mod olarak da algılayabilirsiniz. Vites aralıklarını kısaltıyor arkadaşlar. Örneğin atıyorum ikinci vitesten üçüncü vitese 3000 devirde geçmeye başlıyorsa 2500 devirde geçmeye başlayacak. Baba çadır niye açık? Oğlum bir kayıt yapıyorum, o yüzden açık. Ondan dolayı. Vites aralıklarını daraltıyor. Power tuşunu kapattım. Bir de vitesimizin altında bir overdrive tuşu var. Onu da açtığım zaman burada görüyorsunuz. Bu tuş ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu araç 4 ileri otomatik şanzımana sahip. Bunu açtığınız zaman 1, 2 ve 3 üçüncü vites dişlerine kadar geçebiliyor. Fazla sürat yapamıyorsunuz. Yani arabayı yüksek güçlerde kullanmak istiyorsanız, motor bağırtarak
kullanmak istiyorsanız onda kullanabilirsiniz. Ne diyeyim mesela, atıyorum işte bir Dakar rallisine katıldı bu araç. Bu mod açık şekilde kullanabilirsiniz. Dördüncü vitese açtığı zaman tork düşüyor çünkü. Fakat bu dördüncü vitese geçmesini engelliyor. Bu tuşun bir de diğer bir özelliği var. Mesela ben karavan kullanmıştım arkadaşlar. Çektiğim karavan 1,5 tondu. İçindeki eşyalarla birlikte 2 tonu buluyordu, işte su deposu falan filan dolunca. İşte rampa aşağı D modda inerken araba karavan sayesinde çok ciddi hızlanmaya başlıyordu. Ve çok ciddi rampalar indiğiniz zaman balatalar ısınmaya başlıyordu. Ben bu modu açıyordum. Çünkü bu modu açtığım zaman şanzıman 4. vitese geçmesini arabanın engelliyordu. Ve arabaya kısmen motor freni yaptırıyordu. Hafif hafif de freni yokladığım zaman çok güzel bir şekilde karavanımı rampa aşağı indirebiliyordum. Şimdi burada vitesimi tekrar P modunu aldım. Overdrive tuşumu vitesten kapattım gördüğünüz gibi. Arabamı seviyorum. Arabamızın kliması var arkadaşlar. Açalım. Gördüğünüz gibi şu an klimam, bütün tuşlarım, klima tuşlar çalışıyor. Sıcak, soğuk. Şunu ön tarafa alalım. Hatta şu anda da soğuk üflemek başladı. Yani şurada dikiz aynaların elektronik kontrolü var. Burada far yükseklik ayarı sensörü var. LPG kitim burada. Buralara ben güneş gözlüğü asmak için aparatlar taktım. Klimayı kapatayım ben tekrar arkadaşlar. Arabamı da kapatıyorum. '98 model araç, 4 cam otomatik. Arabamı seviyorum. Herkese de öneririm. Şu an sınıfında, yani 2000 motorlara göre de az yakıyor. 1.6'lardan belki bir tık fazla yakıyor olabilir. Ama daha çok güçlü, daha çok seri ve daha karizma bir kasaya sahip. Onun haricinde söylemek istediğim, dediğim gibi bu benim 5. arabam. Yani bunu satar, başka bir araba alırsanız ne alırsınız diye bana sorular geliyor. Ne alırım biliyor musunuz? Yine 2.7 XL'ler var biliyorsunuz. Onları alırım. Onu da almamın nedeni, bundan kasası bir tık daha uzun. Bagajı geniş olduğu için ondan alacağım. Yani 2 yılda bir muayeneniz var. Hız probleminiz yok pikaplar gibi. Modifiyeye, yükseltmeye çok uygun bir kupa, kasa, 5 AS'ye sahip. Yedek parça sorunu yok. Zaten araba, ben offroad yapıyorum. Yani bizim kullandığımız şartlarda dökülmesi lazımdı bu arabanın. Rutin bakımları dışında çok nadir sağına sonuna arıza yapmıştı. Sanayiye gitmişimdir. Arka tarafa geçtim. Burada anlatmak istediğim bir püf noktası var. Şimdi arkadaşlar, bagajı gördünüz. Bizim en büyük kampçıların sorunlarından bir tanesi port bagaj. Şimdi aklımda bir fikir var. Sizinle de yapmadan önce paylaşmak istiyorum. Bu fikrinle ilgili önerileriniz varsa yorum olarak belirtin arkadaşlar. O şekilde. Şimdi yükleme alanım LPG takımından dolayı çok kısıtlı. Birinci seçeneğim çeki demirine montaj edecek şekilde, bildiğiniz gibi köpek taşıma aparatları var. O tarz alüminyumdan bir kutu yapayım diyorum, kilitli. İşte kamp malzemelerimi onun içine koyayım diyorum. İkinci bir seçeneğim de bunu ya sökeyim diyorum, sökeyim buradaki bijon saplamalarına. Şu gördüğünüz V6'dan itibaren bagaj açma kapağına kadar olan alana çeki demirinden dışarı taşmayacak şekilde yine alüminyumdan bir kasa yapayım diyorum. Ya da yurt dışında bu tarz arkasında
yedek lastiği olan araçlara ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya askılı bir çanta düşünün. Okul çantası. Fakat emniyetli. Buraya bir çanta geçiriyorlar. Şuradan işletmeye asıyorlar. Ve şurada şu çıkıntıda bir çanta oluyor. Çekidemirinden cama kadar olduğunu veya camın şu seviyesine kadar olduğunu düşünün. Emniyetli ve güvenli bir şekilde onun işte fermuarlı oluyor vesaire. Kilit mekanizması da oluyor. Onun içine ne atabilirsiniz? İşte atıyorum sandalyeniz, mangalınız, işte hamağınız. Yani ebatını şöyle tahmin edecek olursanız çekidemirinin hizasından başlıyor. İşletme lastiğinin eni büyüklüğünde yukarıdaki ay yıldızın olduğu yere kadar çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir şey düşünüyorum. Bakalım. Dediğim gibi aracı değiştirir. Ne alırsın diye soranlar oluyor. Yine Suzuki Grand Vitara XL7 alırım arkadaşlar. Hemen hemen aynı performansa sahipler. Fakat o arazide bundan bir tık aşağı kalıyor. Biraz daha uzun şase olmasından dolayı oturdu muydu çıkartması biraz insanı uğraştırıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine arkadaşlar daha önceki kayıtlarda olduğu gibi sorularınız veya benim atladığım bir konu varsa videonun altına belirtebilirsiniz. Bu arada kanalımı takip ederseniz de beni mutlu etmiş olursunuz. Bilgi paylaştıkça güzeldir arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar deneyimlerimi benden sonra bu araçları kullanacak arkadaşlara aktarmaya çalışıyorum. Sizler de çevrenizde arkadaşlarınız varsa Suzuki, Japoncular varsa yardımcı olun. Tabi sadece Suzuki'ci değil, Japoncu değil. Amerikancılar da olur. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Hepinizi öpüyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere.